İstanbul Üsküdar'da ağız ve diş sağlığı alanında hizmet veren bir kliniği ziyaret ediyoruz. Diş hekimi Oğuzhan Sadıç'ı tanıyor ve klinikte uygulanan tedavi yöntemlerini öğreniyoruz. Diş hekimi Oğuzhan Sadıç ben. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2020 mezunuyum. 2 yıldır diş hekimliği meslek hayatındayım. 1 yıldır da ortodontist bilim hocamla beraber müşterek muayene konseptinde bu klinikte çalışıyoruz. Aklımıza gelebilecek bütün diş tedavilerini uyguluyoruz aslında. Estetik diş hekimliği, çocuk diş hekimliği, pedodonti, periodontoloji dediğimiz diş eti ve rahatsızlıkları tedavileri, kanal dolgu tedavileri, zirkonyum, implant, gülüş tasarımı, hepsini bir şeye bağlayabiliriz aslında. Gülüş tasarımı, protetik tedaviler daha doğrusu. Bunların için implant, saydığım materyaller de var. O şekilde aklımıza gelebilecek cerrahi tedaviler. Multidisipliner anlayışla yaklaşıyoruz zaten. Birim hocam ortodontist, ben genel diş hekimiyim. Şimdi de gelelim yaptığınız implant, dolgu, bu çalışmalara gelelim. Ne gibi tedavi yöntemleri var? Gelişen teknolojiyle birlikte tedaviler de her geçen gün değişiyor. Bunlarla ilgili nasıl tedaviler uyguluyorsunuz? Bizim alanımız aslında malzeme açısından çok geniş yelpazesi olan diyeyim daha doğrusu bir alan. Kesinlikle gün geçtikçe sürekli yeni malzemeler, yeni teknolojiler üretilmeye çalışılıyor. Diş kayıpları anlamındaki tedavilerde tabii ki de eğer hastanın da genel sağlık durumu, ağız durumu, kemik yapısı uygunsa bizim ilk önerimiz implant oluyor mesela. Onun dışında hareketli protezler dediğimiz takıp çıkartmalı. Onun dışında ağzında belli bölgelerde dişleri varsa sabit protez dediğimiz protezleri kullanabiliyoruz. Köprü, daha çok bilinen adıyla köprü kaplama şeklinde. İstediğimiz zaman yaptırabilir miyiz? Diş ve kemik sonuçta bütündür. Öyle bir durumda en kısa sürede yaptırılmalıdır. Hatta şu an güncel durumda direkt çektikten sonra çekimle aynı seansta implantta uygulanabiliyor. Fakat herhangi bir sebeple uzun süre geçmiş olabilir. Biz onu hastanın implant yaptırmak istediği zaman da tekrardan değerlendiririz. Kemiğin 3 boyutlu gerekirse ölçümlerini yaparız. O şekilde tekrardan uygulanabilir. Son yılların trendlerinden biri olan gülüş estetiğini ve diş estetiğini diş hekimi Oğuzhan Sadıç'tan dinliyoruz. Aslında estetik çok geniş bir kavram. Yani herkes için değişebiliyor mesela. Ben işte Hollywood gülüşü sevebiliyorum mesela. İşte ön dişlerim ve köpek dişlerim eşit seviyede, diğerleri daha kısa. Mesela başka birileri ön dişlerinin çok uzun, diğerlerinin kısa olabilmesini istiyor mesela. Aslında temelde hastaların istediği şey beyaz, özellikle işte beyaz olsun, biraz şekilli dursun. Tam isimlerini bilmeseler de bu şekilde taleplerle geliyorlar bize. Biz de genel değerlendirme yaptıktan sonra önerilerde bulunuyoruz. Tabii ki her zaman onların istediği de bizim istediğimiz de olmuyor. Yani bembeyaz olmuyor, diğer dişlerle uymuyor veya yüz yapısına uymayabiliyor. Orta noktayı bulup o şekilde bir tedavi uygulamaya çalışıyoruz. En son trendlerden birisi de gülüş estetiği. Sizde uygulanıyor mu? Gülüş estetiği yapıyor musunuz? Ve gülüş estetiği nedir? Gülüş estetiği aslında dediğimiz gibi estetik çok geniş bir kavramdır. Gülüş estetiğini şu şekilde kısaca özetleyebiliriz. Hastanın sebeplerle görüntüsü, rengi, bozuk olan dişlerinin ona uygun tedavilerle daha düzgün hale, dudak yapısıyla, diğer diş yapısıyla, genel ağız yapısıyla uyumlu hale getirilmesi işlemidir diyebiliriz. Bunun için çok geniş tedaviler girmektedir. Örneğin duruma göre ortodontik tedavi bizim en önemli, öncelikli seçeneğimizdir. Bunun yapılamayacağı durumlarda ya da hastanın isteği doğrultusunda biraz önce bahsettiğimiz zirkonyumlar, laminalar gibi materyallerle bu dişlerdeki bozuklukların giderilmesi işlemidir diyebiliriz aslında çok temel anlatımıyla. Son zamanlarda yine en çok tercih edilenlerden bir tanesi de lamine diş. Neden bu kadar çok tercih ediliyor? Diğerlerinden farkı nedir? Evet, halk arasında yaprak diş ya da tırnak geçirme diş olarak falan da biliniyor. Diğer kaplama
dediğimiz, az önce anlattığım metal altyapılı ya da zirkonyum altyapılı kaplamalardan farkı biraz daha az materyal kaybıdır dişten aslında, öyle açıklayabilirim. Yani preparasyon dediğimiz aşamada daha az madde kaldırılır dişten. Örneğin sadece ön bölgeden madde kaldırılır. Diğer kaplamalarda da dişin komple yüzeyinden madde kaldırılır. En çok tercih edilme sebeplerinden bir tanesi de budur. Biraz daha uygulanması aslında teknik detayı fazla olsa da görüntüsü diğer kaplamalara göre daha estetik, kullanıldığı materyal yelpazesi de biraz aslında farklıdır ve geniştir daha doğrusu. O yüzden tercih sebeplerinden biri olmaktadır. Yani sağlığımız el verdiği sürece bu alanda hizmet etmeye devam edeceğiz öncelikle. Belki daha ekibimize yeni katılacak, biraz da ekibimizi genişletmek olabilir. Daha başka alanda uzman hekim arkadaşlarımız olabilir. Başarılarınızın devamını diliyoruz biz de. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Şimdi de ortodonti uzmanı Birim Altuntaş'ı tanıyor ve ağız ve diş sağlığı alanında diğer önemli bölümlerden biri olan ortodonti tedavilerini öğreniyoruz. Ben ortodonti uzmanı diş hekimi Birim Altuntaş. 2008 yılında Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldum. 14 yıldır bu mesleği icra etmekteyim. Son bir yılımızda da diş hekimi arkadaşım Oğuzhan Salıç ile birlikte kliniğimizi kurduk ve hastalarımıza hizmet vermekteyiz. Ortodonti nedir? Önce bize bunu anlatır mısın? Ortodonti evet, genel olarak bilinmiyor. Hatta ben ortodonti uzmanı olduğumu söylediğim zaman yani diyorlar. Kısaca diş teli takıyoruz ama neden takıyoruz? Çenesel ve dişsel bozuklukları olan bireylerde bunları düzeltmek amacıyla kullanılıyor bu işlem. Ortodonti bilimi de bununla ilgili. Ana olarak dişsel ve çenesel olarak ayırırsam, dişsel olarak zaten bildiğimiz gibi çapraşıklık olabilir, ayrıklık olabilir, dişin önde olması olabilir, geride konumlanması olabilir. Bu tarz dişsel problemler olabilir. Çenesel olarak da yine alt çenenin önde olması, alt çenenin geride olması, üst çenenin önde olması ya da geride olması ve bunun ikisini birlikte görülmesi şeklinde çenesel bozukluklar da ortodontiye dahildir. Aynı zamanda çene eklemi de ortodontinin ilgi alanındadır. Peki çene darlığı veya diş fazlalığı etken midir? Tabii aslında önemli bir kısmını çene darlığı oluşturur. Toplumda da çok yaygındır bu. Bilinmez ama çene darlığı çocuklarda çok yaygın bir sorundur. Özellikle 7-8 yaşlarından itibaren mutlaka bir ortodontik muayene olmasını öneririm çocuklarınızın. Çocuklarda ilk kaç yaşta anlaşılır? Hani biz şunu öneriyoruz, 7 yaşına geldiğinde en azından süt dişlenme tamamlandığında bir muayene olmalarını öneririz mutlaka. Çünkü ebeveynlerin bunu fark etmesi her zaman çok kolay değildir. Çok belirgin bir bozukluk olmadığı sürece bir sorun olmadığını düşünebilirler. Hangi bozukluklarda bu aklımıza gelmeli? Ne görmeliyiz? Mesela sizin bir ebeveyn olarak fark edebileceğiniz belirgin bozukluk, çenenin önde olması, geride olması, çenesini farklı kapatması şeklinde olabilir. Bunlara mutlaka dikkat edebiliriz. Onun dışında dişleri çıkmaya başladıkça çapraşıklıkların oluştuğunu da gözlemleyebiliriz. Bunları eğer gözlemliyorsak ve hatta gözlemlemiyorsak bile mutlaka bir uzman muayenesi şart diyorum. Peki gelelim biraz daha üst sınıfa, özellikle 14-15 yaşlara. O grupta hangi belirtiler oluyor? Genelde hasta grubunuz kaç yaş grubu? Bizim genelde hasta grubumuz 12-18 yaş arasında oluyor. Tam olarak bilinen budur. Ortodontik tedavi bu yaşlarda en ideal yapılan tedavidir. O yüzden genelde hastalarımız bu yaş grubunda oluyor. Ama aslında böyle bir kısıtlamamız yok. Yani 30-40-50 yaşlarında hastalarımız da olabiliyor. Peki, ortodontik tedaviye başlayanların en çok dikkat etmesi gereken noktalar nelerdir? Ben her zaman hastalarıma şunu söylerim. Mutlaka ve mutlaka ağız hijyeninizi sağlamak zorundasınız. Bu bizim ilk kuralımız. Çünkü bir şey yaparken başka bir şeyi bozmak istemeyiz. Sağlıklı dişlerinizi bakamadığınız için, diş telleriyle bakmak daha zor olduğu için bunu mutlaka sağlamalısınız. Ağız hijyeni benim ilk önerdiğim şeydir. Mutlaka bunu detaylı bir şekilde anlatırım ve hastanın bunu algılamasını sağlarım. İlk dikkat ettiğim şey budur. Peki bu tarzda şikayetleri olanlar için neler söylemek istersiniz? Kesinlikle bir ortodonti uzmanına muayene olmalılar. Biz zaten muayene ettiğimiz zaman eğer başka bir şikayetleri varsa onlara da çözüm yolları sunuyoruz. Zaten başka bir şikayetleri varsa onları çözmeden bu tedaviye girişmiyoruz. Mutlaka diş eti ve dişleri değerlendiriyoruz.
Dediğim gibi bir ortodonti uzmanı olduklarından emin olduğu kişiye muayene olmalarını ben tavsiye ederim. Ortodontik tedavide neler gelişti? Eskiye baktığımızda sizin tedavi şekillerinizde neler uygulanıyor? Aslında bizim en büyük değişimimiz dijitalleşme oldu. Yani ağız taramasıyla birlikte zaten bu şeffaf plakların çıkma olayı da böyle oldu. Ağız taraması yapıyoruz ve hastaya özel, tamamen kişiye özel tasarlanan ağız plaklarıyla tedavimizi devam ettiriyoruz. Peki sürekli şeffaf plak diyoruz ve ortodontide de en önemli tedavi yöntemlerinden bir tanesi. Bunda ne gibi değişiklikler var? Avantajları nelerdir? Aslında en büyük avantajı tabii ki estetik olması. Çünkü görünmüyor. Yani bir insanın en büyük çekincesi şudur. Ağzımda teller mi olacak? Ben nasıl çalışacağım? Ben işte sosyal olarak çok etkin bir insanım ve nasıl bunu hayatıma entegre edebileceğim? Bu şeffaf plak bunun işte cevabı. Şeffaf plak uygulamamızda hem estetikten yana bir kaygımız olmuyor, hem de o ağrılar daha azalıyor. Hasta bunu takıp çıkarabildiği için daha rahat yemek yiyebiliyor. İşte tel battı, yanağım yara oldu gibi şikayetler duymuyoruz. Bizim için gerçekten büyük avantaj sağlıyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Birim Altuntaş'tan kliniğin gelecek hedeflerini dinliyoruz. Siz hayal ettiğiniz yerde misiniz ve gelecek hedefleriniz neler? Aslında gelecek hep bir belirsizliktir ama şunu görüyoruz ki her zaman ileriye gidiyoruz. Yani mutlaka bir şeyler gelişiyor, değişiyor. Bizim en büyük hedefimiz bu gelişimleri takip edebilmek, bunları hastalarımıza sunabilmek ve dediğim gibi hastalarımızı hiçbir şeyden geri kalmamalarını sağlamak. Bizim vizyonumuz da bu, her zaman yeniliğe adapte olabilmek. Teşekkür ediyorum, başarılarınızın devamını diliyorum. Ben teşekkür ederim.